Akşamlar. Heyecanla beklediğim bir film benim için. Keçe yönetmen dostumuz bizim için. Bu memleketin en harika yönetmenlerden birisi. Merakla beklediğim filmlerden birisi. Ve Dilber Ay da bence bu coğrafyanın en kıymetli dostlarından, en kıymetli kadınlarından birisi. Merakla beklediğim bir film. Siz neler yapıyorsunuz onun dışında? Müzik, konser, yeni kayıtlar. Hala devam ediyoruz hayata. Yakında yeni çıkacak bir projem var mı? Var. Yeni single hazırladık. Umarım ki bir hafta yayınlayacağız. Ve konserlerimize devam ediyoruz bir yana. Bir haber çıkmıştı abi. Biraz çarpıtıldı galiba haberler ama sizden direkt öğrendim. Keşke olmasaydı. Soğuktan dolayı sahneye çıkmadınız diye söylendi. Soğuktan değil. Sahnenin kar altında olmasaydı. Ve teknik olarak problemler vardı ve ciddi ölüm problemleri vardı sahnede. Yani bizim yaşayabileceğimiz ekip arkadaşlarımla birlikte. Keşke olmasaydı ve Sivas dinleyicisine karşı belki dinleyicilerimiz biz mağdur ettiğimize dair bir şey görünüyor ama aslında öyle bir şey yok. Ben oraya kadar yola gittim, oraya kadar onlarla birlikte aslında oradaydım ve sonuna kadar o sahneye çıkmak için çaba sarf ettim bütün ekip arkadaşlarımla. Keşke o sahneye çıkabilseydim ve ben de çok üzüldüm. Bundan dolayı da bütün orada Sivas'taki dinleyicilerimiz hem kendi adıma da mağdur edilmiş kim varsa herkesten özür dilerim. Tekrar olacak mı yoksa? Tabii ki telafi edeceğiz. Ben Sivas'a bu zamana kadar 6 kere konsere gittim. Ve 7.sini tekrar yapacağım. Tekrar orada Sivas dinleyicilerimizle tekrar bir araya geleceğiz. O güzelim Sivas'ın mağkur ve mağrur dinleyicisiyle bir araya gelmek bizim için çok anlamlı ve çok özel. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Çok sağ olun. Kalbinize öpüyorum. Çok sağ olun.